Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Günün anı izleriyle karşınızdayım. İki tane maçları, e, Sporta'da Süper Lig oynayacak maçları yorumlayacağım. Yani en zor maç Galatasaray-Başakşehir maçı. Bu e, burada puan ve puanlar olursa tabii ki şampiyonluğunda çok büyük avantaj sağlayacak. Dün Fenerbahçe çok şaşırttı. E, o kadar baskıya rağmen. Normalde 2-1 sistemi vardı arkadaşlar. 2-1 skordu. Yapamadı. Ee, çok şeyler kaçırdı. Ee, i̇yi direndi Girosun gerçekten. Yani her şeylerin şeyi var arkadaşlar. Düşme hattında ve e, önemli şeyler var. Gerçekten büyük paralar, büyük şeyler dönüyor. Şirketlerin sayesinde bu maçlar bu şekilde bitiriliyor. Bugün de bu maçta çok patlatabilirler. Yani e, ligi son kalan haftalarla bitirmezler düşünüyorum. Burada yenerse tabii ki 73 yapacak arkadaşlar. E, yaklaşık 5 puan yine. Beşiktaş yine iyi 68 aynı puandalar. Yani bitirmeyebilirler. Burada 1 falan demişler. Hani karşı gol var. Bunlara geleceğiz zaten. E, anlatacağım arkadaşlar. Yani ligi erkenden e, son 3 maç var tabii ki erken de değil. 4 maç kala yani son 2 maç kala falan 1 maç kala belirlenir. Onun için bugünden koparmazlar diye düşünüyorum. Benim görüşüm şahsi görüşüm o ama e, kazandırırlar yine de hani bir dahaki maçta kopartabilirler. Bir şeyler olur döner. Ya yani bu maçta da dönebilir. E, ters tepebilirler. Düşme altında falan değil Başakşehir aslında ama en son maçında da zaten e, o da aslında çok e, şey için oynuyor. Avrupa Ligi için ama 5 sıra yani 3 sıra herhalde büyük ihtimal gidiyor. Baktığım kadar evet 3 sıra gidiyor. Yani bu sıra önemli değil. Arada 9 puan atmış. Adana Adana'da çok iyi gerçekten. Onun için burada sıkıntı e, yense bile ama bence yine bir diş geçirme ihtimali var. Bakalım ne seyir dönecek bu maç arkadaşlar. Bak Galatasaray Başakşehir karşılaşması çok riskli bana göre riskli arkadaşlar. Oynayanlara e, bu maç hakkında tavsiyelerim olacak. Ya tavsiye amaçlı arkadaşlar bu maçları iki maçı yorumlayacağım. E, seçip yani değerlendirilirsiniz tavsiye amaçlı. Bu şekilde düşünüyorum. Geçelim maçlarımıza arkadaşlar. Bu arada e, güzel bir taktik videosu çektim arkadaşlar. 3.5 gol üstü. Bu videodan sonra o da yükleyeceğim arkadaşlar. Bu e, videoyu da izlemeyi unutmayalım. Çok güzel bir taktik arkadaşlar. Efsane güncel e, 3.5 gol üstü. Yani 4-5 gol e, olacağı maçları bulup 2.5 gol üstünde değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videodan sonra onu da yükleyeceğim inşallah. E, görürsünüz değerli dostlar. Gördüğünüzde İzleyebilirsiniz değerli dostlar. Sonuna kadar izlemeyi unutmayalım. Taktikleri e, anlamamız açısından gerçekten çok önemli sizler için. Geçelim maçlarımıza. Başakşehir-Galatasaray arkadaşlar. Yani Galatasaray-Başakşehir arkadaşlar. Kendi evinde ağırlıyor. En son maçları e, arkadaşlar 3-2 Başakşehir kazandı. Galatasaray'ın evinde. Şimdi yine Galatasaray'ın evine geliyor. Öyle bir ters yine nasıl bir sistem yapmışlar ki aslında Başakşehir'in evine gitmesi gerekiyor. E, geçen senede e, 7-0 Galatasaray dep basmanda kazandı bu ekibe karşı arkadaşlar. Şimdi açılan oranlar 1-22 6-37 dep basman açılmış. 1-22 oranlar her zaman riskli bana göre sıkıntılı. Ama e, bana göre 2-1'i e, 3-1'i getiren bir sistem arkadaşlar. Yani 2-0 ya da 2-1'i getiren bir sistem. Yani bu maça en güzeli 3.5 alt. Bana göre 3.5 alt e, arkadaşlar. Ee, diye düşünüyorum. İlk kere bir gol tabii ki değerlendirilebilir. Ee, ben değerli dostlar burada tabii zorlu bir maç olacağı için yani burada Başakşehir'in de bir şey eliminde olacağını düşünüyorum. Bu maça en güzeli 10.5 korner değerlendirmek arkadaşlar. Maç boyunca 11 korner olacağını düşünüyorum. İki ekip de çok iyi. Son bakalım maçlarında zaten genelde korner ee, çıkan maçları var arkadaşlar. 3-2 bitmiş. Görüyorsun 12 korner olmuş. Yani Galatasaray tek kale yine oynamış. Burada arkadaşlar baskırmış. Yani bir e, şeyle ilk yarı geriye düşerse çok riskli arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu maça en güzeli e, değerli dostlar. Yani iki birlik bir maç gözüken e, bana göre bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. E, yani çok riskli. 0-1 ya da 2-3 golde kalabilir. Arkadaşlar en son maçların gollü geçeceğini e, görüyorsunuz ki 3-2-4-7-0 bitmiş ama bu şekilde bitmez bu maç diye düşünüyorum. İddia insanlara şu an çekimi yapıyor arkadaşlar. Gelin e, oynayın. Bir var bir üst şeklinde oynamış. Var demiş. Yani onun için dediğim üzere ya ve Galatasaray tabii ki kazanabilir. Ben Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. 1-0 2-0 de kalabilir. Onun için tercihim değerli dostlar e, ee, burada Arkadaşlar 1 ve 4.5 arkadaşlar 1.62 oranı var. Gayet güzel değerlendirebilirsiniz. Ben Galatasaray'ın burada en azından yani kendi evinde 1-0 ya da 2-1 şeklinde biteceğini düşünüyorum. Onun için 1 ve 4.5 at idealdir arkadaşlar. 1 ve 4.5 at tercihimiz. Ee, bu şekilde değerlendirebiliriz. Ee, sıfırdan bir biteceğini düşünüyorum. Yani sıfırdan bir sistem deneyebilirsiniz. 3.69'a oranı var. Şu şekilde de oran yükseltilebilir arkadaşlar. Yani ilk yarıdan goller gelmezse bu maçta ilk yarı e, değerlendirilebilir. 1-2 oranı da aslında 0-2 çifti şanslı değerlendirebilirsiniz ilk yarı. Başakşehir ilk yarıdan kaybedeceğini düşünmüyorum. 1.61 e oranı var. Ee, bu şekilde düşünüyorum. 0 ve yok tercihde İlk yerden 2.94'lük karşı gol yok ve sıfır tercihde güzel bir oranı gözüküyor arkadaşlar. E, dediğim üzere arkadaşlar ya yani burada Başakşehir en az 2 0 2 1 e bir maç bekliyorum. Arkadaşlar e, en son maçlar o şekilde bitmiş. Yani 2.5 buçuk golü değerlendirilebilir. Ama ben 1 ve 4 alt tarafındayım. Galatasaray kazanır 4 alt arkadaşlar. Maç boyunca da 10.5 koner değerlendirebilirsiniz bu maçı arkadaşlar. Yani 2-1-3-1 ayarla bir maç bekliyorum değerli dostlar. Bu maçın analizini yaptığımda arkadaşlar 2.5 ee, gol üstü karşılıklı gol var. Tertemiz bir şekilde çıkıyor. Yani baktığımda hatta göstereyim arkadaşlar. Oran analiz yaptığımda değerli dostlar Trabzon Ankara maçına benzer oynanan maçlar var. Kayseri Ümraniye ve Kayseri Karagümrük karşılaşmaları 3-1-4-2 şeklinde bitmiş. Görüyorsunuz burada alacağınız en alttaki oranlar oranla birbirine yakın bir Oranlar arkadaşlar. Terçevesinde karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü değerlendirilebilir. Bu maçı en karşı gol var. 2.5 gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu şekilde düşünüyorum. Ev sahibi en az 2 gol atar. 1.65'de oranı var. Trabzon en az 2 gol bulur diye düşünüyorum. Kendi evinde bu kadroyla yapıyla. Ee, en son Ankara gücüne ne yapmış? 3-1 kaybetmiş. Romanş. Bence Romanş alacaktır. Ee, burada Trabzon kazanır da değerlendirilebilir arkadaşlar bana sorarsanız sıfırdan bir de bitebilir. 4.56 oranı var. Bu şekilde arkadaşlar karşı gol var ve iki buçuk gol üstü korner bayisi olarak da 9.5 buçuk üst korner değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Günün iki maçı bana göre bir maçı alt yapıp bir maçı üst yapacaklar. Dikkatli olun Galatasaray maçını dediğim üzere arkadaşlar bakın bu Galatasaray maçını 2-3 de bırakabilirler. 2-3 gol e, Trabzon maçını 4-5 gol yapabilir arkadaşlar onu söyleyeyim dikkatli olun dikkatli oynamanızda fayda var Oran değişimi takip edin arkadaşlar ama dediğim üzere anahtar e, şu an biraz bir değişim gösterdi e, anahtar dediğim üzere arkadaşlar 2-3 golü gösteriyor bu maçın 1-4 çıkaltı şeklinde gösteriyor arkadaşlar Evet arkadaşlar ilk kere 4.5'da korner de oynayabilirsiniz. 1.40 oranı var tabii ki değerlendirilebilir. Ama oranlara baktığımda şu an değişiyor. Şu an 2.5 gol üstüne yatkın bir maç gözüküyor arkadaşlar. 2.5'da değerlendirebilirsiniz. Şu şekilde de oranızı yükseltebilirsiniz yine. Dediğim üzere karşı gol var ve 2.5 gol üstü 1.73 oranı var. Ya da direkt karşı gol var değerlendirebilirsiniz. Bu maçı iki takımda gol atacağını düşünüyorum. Başakşehir deplasmanda genelde Karagümrük'e e, Galatasaray zaten yendi. Sivas'a beraber kaldı. İstanbul atamamış. Yani son 5 karşılaşmasında 4'üne gol atmış. Bir tane atamamış. Rahat bir şekilde gol bulacağını düşünüyorum. E, Tabi koronat sıkıntı Başakşehir'in ama e, bu şekilde düşünüyorum. Gol veya goller bulacaktır. Ama dediğim üzere şey de Başakşehir e, Galatasaray bu maçta kazanacak ekip olacaktır. Yani kazanır arkadaşlar. Ee, 2-1 dediğim üzere 2-1 beklentim var. Yani 2-1 beklentim var. 3-1'i de çıkabilir arkadaşlar. 2-1 bir, bir beklentim var bu maçtan. Değerli dostlar. 2-1'e bir beklentim kayıyor arkadaşlar bu maça. Sizler de e, ufaktan değerlendirilebilir. Aslında ya 4 bakın ya 2-1 ya 4-1 e, ee, bu şekilde düşünüyorum. Değerli dostlar bu maça. İki buçuk gol üstü karşılıklı gol var demek istiyorum. Genelde dediğim üzere arkadaşlar baya bir maçında son beş maçının dördünde karşı gol var. Dördünde üst şeklinde bitmiş zaten bu maçın. Ee, onun için iki buçuk gol üstü karşı gol var. Trabzon maçı aynı şekilde iki buçuk gol üstü karşı gol var şeklinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk başta tabii ki oranlara baktığımda eee 2,5 gol altı yani 1 ve 6 zaten yine aynı şekilde değerlendirebilirsiniz. 3-1 en fazla biter ya da 2-1. Yani 1 ve 4,5 da değerlendirin. Onun için dediğim üzere arkadaşlar yani oranlara en son baktığımda eee 2,5 alta yakın bir maç yani insanları çekime yöneltiyor onun için o şekilde düşündüm. Ama dediğim üzere arkadaşlar bu maçın bana göre 1 ve 4 altı şeyin diyeyim arkadaşlar. Yine hala bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Derdimiz 1 ve 4 maç boyu arkadaşlar. yüksekten de yine karşılıklı gol var arkadaşlar. Bu şekilde düşünüyorum. 2 maç değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar da başladı. Canlı şekilde de gidebilirsiniz değerli dostlar. Dediğim üzere takip videosu gelecek. Lütfen kanala takip etmeyi unutmayalım. Bu videoda emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.